Evet, canlıların yanına geldim. Rutin kontroller var, beslemeler, temizlemeler. Ama bugün çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Şimdi size o sürprizi gösteriyorum. Şu gördüğünüz alan inanılmaz şişti. Zaten kapı açar açmaz böyle defans konumuna geliyor anne. Bu çok iyi bir şey. Yavrularının içgüdüsü, koruma içgüdüsü şu an yerleşmeye başladı. Ovülasyonda daha önceden de bahsetmiştim. Çok normal bir şey. Erkekle artık bazı dönemlerde böyle yan yana geliyorlar. Onun dışında onu da yanında tutmak istemiyor. Erkek genellikle teraryumun başka köşesinde oluyor. İnanılmaz şişti. Şu an bu açıdan çok belli olmuyor ama biraz önce tam net belliydi. Onu da bakın şu an yan tarafa koyuyorum. Bakın bu gördüğünüz fotoğraftaki göbek kısmı çok şiş. O şu an diğer erkeğin olduğu yere geldi. Tam net belli değil ama şurada bile görüyorsunuz erkeğin cüssesiyle dişinin cüssesi arasındaki fark. Yan tarafta da şimdi normalde erkekle çiftleşirkenki fotoğrafı var. Bakar mısınız aradaki farka? Bir şu videodakine bakın, bir de fotoğraftakine bakın. Ya gerçekten çok ümit verici, müthiş bir olay. Şu an Aste'yi görüyorsunuz. Dün 4 kiloluk bir yem yedi. Onu nasıl yedi hala anlamış değilim. Göbeğini görüyorsunuz. Çok fazla şiş. Aztek bu sene dinleniyor. Şu an yeni teraryumunda. Tam teraryumu bitmedi. İç dekorasyonu kaldı ama şöyle 2 metrelik bir teraryum alanı var. Çok büyük. Göbeği inanılmaz şiş. Onun güncel halini yarın atacağım. Dediğim gibi bu sene... Bakın şurada derisi var bu arada. Deri atmış. Bu sene dinlenmede. Geçen sene doğum yaptı. Bu sene kilo kaybı çok olduğu için onu dinlendirmeye aldım. Ve hemen hemen iki katına falan ulaştı ağırlık olarak. Bu da tabii çok mutlu ediyor. Aste'nin de şöyle bir güncel halini göstereyim dedim size. Evet şu an... Trimesurus sumatratus'un alanı temizleyeceğiz. Kendisi biraz agresif bir arkadaş. Ama bir hook kullanırsanız bütün sorunu ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi bayağı içi pisletmiş. Şimdi bunu güzelce yıkayacağız ve yerine koyacağız. Evet, alanı pırıl pırıl oldu ve o da mutlu bir şekilde artık yeni yemeğini bekleyecek. İçerisi %80 nem var. Yani öyle olması lazım. Çok nemi seven bir tür. Dediğim gibi sırtındaki çizgiler çıkmaya başladı. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Kaçıranlar varsa bayağı sırt desenler artık çıkmaya başladı ortaya. Yavaş yavaş büyüyoruz.
Evet, üçüncü güne geldik. Hala gördüğünüz gibi göbeği şiş. Sindirim yavaş yavaş ilerliyor. Küçük bir yağ olsaydı daha hızlı sindirecekti ama gördüğünüz gibi 4,5 kiloluk bir yemek yiyince göbeğin hali bu. Yani şu gövde kısmıyla kafa kısmının arasındaki farkı umarım anlayabilmişsinizdir. İlk defa bu kadar büyük bir yemek yedi. Eğer sindirirse bu şekilde beslemeye devam edeceğim. Bir sonraki vlogda görüşene kadar benden şimdilik bu kadar.